Evet değerli izleyiciler, şimdi Gazze'de olmaya devam edeceğiz. Orada yokluk var, orada açlık var, orada imkansızlıklar var. Ama bir çocuk bu imkansızlıklara dur dedi. Hem de çok önemli bir ihtiyacı karşılamak suretiyle. Şimdi Gazze'de ailesiyle güneye göç etmek zorunda kalan 13 yaşındaki bir çocuk kaldığı kampı aydınlattı. Basit bir düzenek kurdu efendim. Elektrik üreterek kamp resmen aydınlattı. Hüsam el Attar'a kamptakiler Gazze'li Newton diyor. ...13 yaşındaki Filistinli çocuğun adı Hüsam el Attar. Ama kaldığı kampta ona Gazze'li Newton diyorlar. Çünkü o sürgün hayatı yaşadığı kampın elektrik sorununu çözmeyi başardı. Hüsam el Attar Gazze'nin Beit Lahia bölgesinde yaşıyordu. İsrail ordusunun kara harekatı başlayınca ailesiyle birlikte güneye göç etmek zorunda kaldı. Nazahna min Gazze, min mantıket Beit Lahia. من خان يونس طلعنا لرفح وجينا هنا في المحضر هو احنا اول ما جينا هنا ما فيش اضاءه بالمره وعند اخويا اثنين توام صغار فانا فكرت اني اعدل لهم المكان لقيت اشياء بسيطه فحاولت اني اعمل مراوح ان اتولى الطاقه الكهربائيه. Gazze'li Newton elektriği nasıl ürettiğini anlattı. واعمل اشي منه مره عملت اللي هو قفل عن طريق الكهرباء خدت الريموت وجبت الدرباس Oluşturduğu düzenekle ürettiği elektriği ledlere aktaran çocuk kampı aydınlatmayı başardı.